Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selamat. Bu insanı okudunuz değil mi çok şeye Murat burada? İbelekat keremle beni Adem inerken. Bu tarzda dersler olmuşsa Hüve nüktesine geçeyim. Yok abi, Hüve nüktesinden çok olmuş da bundan o kadar çok olmamış. He öyle mi? Evet. Hüve nüktesinden olmuş, bundan az olmuş. İyi. Yoksa onu tercih ederim. Çünkü gençler hangisini talep eder? Onun için sordum. Üçüncü mesele, 26. mektubun, 4. mefasın, 3. meselesi. Bu sıralarda MPC müzakereler olduğu için çok iyi olur. He öyle mi? Tamam. Peki. O katılımcılar katılabilir yani. Biz aynı testimiz. Doğru şeyi gördüğümüz zaman böyle. Tamam Abdurrahman. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekade kerremne beni Adem ayetinin innehu kâne zalûman cehûle ayetiyle feci tefiki nedir? Bir tanesi muhakkak insan beni Adem kerim yaratılmış, kerem yaratılmış, mükemmel yaratılmış. Ayet bir tane böyle diyor. Diğer ayet şöyle diyor. İnnehu kâne zâlimen cehûlâ. Muhakkak ki insan zalim ve cahildir. Yani nasıl olacak yani? Hem en mükerrem yaratılmış, mükemmel yaratılmış. Başka bir ayette de gençler, insan zalim ve cahildir. Mesela anlaşıldı değil mi? Böyle soru anlaşılmadan cevap olmaz. Niçin söyledik biliyor musunuz? Şimdi bana soruyorlar gençler. Risale-i Nur anlamıyoruz. Size de soruyorlar. Veya sizin altınıza geliyor mu? Bak cevabım şu kısa. Bununla alakalı gene. Derdiniz yok da onda. Diyor. Yani derdi olan anlar. Mesela Çatalca'da Abdülkadir nerede? Burada mı? Nerede? Ha. Şey de burada. Yaşar. Çatalca'da nöbetçi eczane nerede biliyor musun? Şu an bilmiyorum. Şu an bilmiyorum. Sen biliyor musun Çatalca'da? Peki ilaç ihtiyacın olsa bilir misin bu akşam? Bulurum abi. Bulursun. Anladım. Risale-i Nur niye anlamıyoruz? İhtiyacımız yok da onda. İhtiyacın olursa hissedersen öğrenirsin. Neler öğrenmedik ki? Onun için söyledim. Yoksa etsane. Peki ihtiyacın olursa öğreniyoruz. İhtiyacı hissetmesen öğreniyoruz. İhtiyaç meselesi. Şimdi soruyu anladık değil mi arkadaşlar? Bir ayet böyle diyor. İnsanoğlu muhakkak mükemmel yaratılmış. Diğer ayette diyor ki yani zalim ve cahildir. Ya bu böyle bir hangisi doğru? Hiçkisi çatışıyor. Her cevap 11. sözde. 11. sözde ne anlatıyor? Hatırlamam. 11. sözde ne anlatıyor gençler? Bilen var mı? Niye oluyor? 11. söz. Peki. 11. söz konusu nedir? Ona o zaman bakarsın. Çünkü merakta kalsın. Bir de 23. söz. Mehmet Latifoğlu. Allah. 11. söz. İnsanı anlatıyor. İnsanı anlatıyor. 23. söz. Aynı şekilde insan. Ve 24'ünün 5. dalının 2. meyvesi de izahı vardır bu mevzunun. Yani nesi vardır? İkinciden izahı varmış orada bu konunun. Bu üç yerde izahı var. Yani insan mükerrem ve mükemmel yaratılmış ama aynı zamanda zalimdir. Nasıl oluyorsa. Orada anlatmış. Burada kısa şey yapacak. Sırrı icmalisi budur ki. Yani burada icmal edecek. Biraz hulasa edecek. Ondan sonra bunu konuşacak. İki paragraftır. Ondan sonra kesip çay içeceğiz. Soru sormak serbest. Katkısı varsa hem arkadakilerin
hemendekilerin katkısı olan alırım. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak çok geçiyor değil mi külliyatta? Hak canibi demek. Hak yönüyle izah edilecek. Cenab yönüdür. Hak sahibine hakkını veren Allah. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Her şeyi Hak ismi olarak, Hak isminin iktizası olarak yarattı. Hak olduğu için. Şimdi bu ismi koydu. Bir tanrıda bir isim var. Cenab-ı Hak kemali kudretiyle. Şimdi bu açılım, bu mevzu hak ve kudretle izah edilecek. Hani başta Risale-i Nur'da geçen Kadir-i Rahim, Alim-i Kerim böyle bir şeyle başlıyorsa bu kelimenin açılımı demektir. Ya, bu kelime açılımı demektir. Şimdi edebiyatta giriş, gelişme, sonuç var. Değil mi? Yani giriş, özel cümleleri sorarsan, mesela edebiyatta ben size bir şey söyleyeyim. Kompozisyon yazıyorsunuz değil mi? Hani yazıldı. Bu edebiyatta bu kompozisyonu yazınız. Bir cümle söyler. Mahiyet insanevidir. Ya veya güzel düşünen hayatından lezzet alır. Güzel gören, güzel düşünür, uzun olmasın diye söylüyor. Güzel düşünen hayatından lezzet alır diye. Bak nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Edebiyatta giriş, gelişme, sonuç. Okul dersine girdim. Eğer giriş bölümüne kompozisyonunuz gelişmede zengin olmasını istiyorsanız, hatırıma bir şey gelmedi, yazamadım diyebiliyorsan, giriş bölümüne ve Risale-i Nur okurken paragrafa soru sormaya bak, cevap arama. Mesela, insan için huzursuz. Hemen soru alayım. İnsan için huzursuz. Bunu açacağız. Ne aklınıza geliyor? Bir soru soralım. Yani bunu kompozisyon yapmak için bu cümleye soru sormanız lazım. Mesela ben hemen söyleyeyim. İnsan için huzursuz. İnsanı tanımıyor da ondan huzur nedir? Huzursuzluk nedir? İnsan tanımıyor. İnsan huzur. Yani belki de o hastalığa huzursuzluk diyor. Kendini tanımıyor. Başka insan niçin huzursuz? Eksiklik vardır kendinde. Kendinde eksikliği hissediyor. Oysa mükemmeldir. Başka? Tembellik yaptığı içindir. Tembellik yaptığı için yani bir şey yapmıyor. Peki, yaşadığının farkında değil. Hayatın bir anlamı kalmamış. Çünkü bir ideale, bir ereğe, felsefe uydurukçası ereğe, bizce hakikata bir alakası yok. Yani o giriş bölümüne ne kadar soru sorarsanız, gelişme bölümünde cevaplarınız kendiliğinden akacaktır. Mesela Cenab-ı Hak'la niye başladı diye sorduğun zaman bir sürü cevap gelecek. Çünkü içinde cevaplar duruyor. Hepsi bağlı, duruyor. Onu çözecek bir soru göndermeniz gerekiyor. Onu o ipten çok sökecek soru sormanız lazım. Risale-i Nur'a sorusu olanın, Risale-i Nur'un cevabı vardır. Kitaba soru sorun. Kitaba soru sorun. Cevabı akacaktır yine. Hiç endişe etmeyin, korkmayın. Peki, insan için huzursuz, en cami bir tane daha soru sorayım ben ona. Çünkü insan kendinle yaşamak istemiyor. Çünkü insan kendinden kaçıyor. Çünkü insan kendinle baş başa yaşamak istemiyor. Çünkü insan kendini tanımak istemiyor. Gibi. İnsan böyle bir kavşaktır. Çok gariptir. İnsanla her yere çıkarsınız. Giderken otobanda çıkamazsınız sağ sol. Hep böyle tek yön. Ama kavşağa geldiğiniz zaman 6 yol, 8 yola da Celalettin kardeş. Sağa da çıkarsın, sola da çıkarsın, geri de dönersin. Devam da edersin. İnsan her yere çıkılabilen insanla 6 yol kavşağıdır. Adam öyle giderken böyle geliyor. Tabii ki sıkılacaksın. Oo ya sıkıldım çünkü biraz önce seyrettiğin yerler. Edebiyat, hepiniz mektep okuyorsunuz. Edebiyatta o giriş, gelişme, sonucu, girişe o cümleyi yaz. İnsan niçin mutsuzdur? Hemen 2-3 tane soru sor. Soru sormaya çalış, cevap arama. Soru sor, cevap dırırt gelecek. Tamam.
Cenab-ı Hak kemali kudretiyle nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor, çok vazifeleri gördürüyor, bir sayfede 1000 kitabı yazıyor. Örnek verebilir miyiz? Öyle de insandır diyor. Mesela sizden alacağım örnek. Nasıl ki Cenab-ı Hak bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor. Ona ait bir örnek alayım sana. Bir tek şeyden çok şey alıyor. Abi. Güneş misali olabilir mi? Tamam. Bir yerden her yeri aydınlatabiliyor. Tamam. Toprak tabii bir tek şey, çok şey çıkıyor. Başka? Yağmur. Yağmur da olabilir. Yani çok şey, evet bir tek şeyden çok şey. Peki. He? Su, tohum. Tohum. Çekirdek tohum. Bir tek şey, dalı, budağı, gözümüz önünde kokusu, rengi, tadı. Bak ne yapıyor? Bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor. Bir de çok vazifeleri gördürüyor. Yani mesela bir sayfada 1000 kitabı yazıyor. Mesela buna örnek ne olabilir? Bir sayfada 1000 kitap yazıyor. Bahar mevsimi. Bahar mevsimi, kış mevsimi bir sayfa. Ağaç bir kitap. Değil mi? Ağaç bir kitap. Hayvanlar bir kitap. Kavunlar bir kitap. Çiçekler bir kitap. İncir bir kitap. Nar bir kitap. Koliva bir kitap. Koliva nedir biliyor musunuz? Güzel oluyor. Mısır. Ha? Size bir mısır şeyi söyleyeyim mi? Hem de teneffüs ettirin de. Yani böyle sıkmamak bir dersi değil. Bizim vakıflardan bir tanesi rüya görüyor. Mısır pişiriyor ateşte. Bir tarafta da kazanda mısır pişiyor. Resul. Vakıf görmüş. Peygamber aleyhissalatü vesselamla Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh gelmişler. O pişirdiği mısırı Resulullah'a vermiş ateşte. Sakın böyle yapma ha sen bir şey yaptıramam böyle yaptı diye. Yani bak şimdi. Resulullah'a vermiş bunu ateşi. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki sermem dememiş. Ben diyor suda pişeni severim. Ebu Bekir Sıddık dedi ki radıyallahu anh, ben diyor ateşte pişenini severim. Onu bana ver dedi. Ben diyor o pişeni Ebu Bekir Sıddık'a verdim. Allah Resulüne suda pişeni verdim. Mısırla ilgili olduğuna göre. Manası nedir abi? Rüyayı sen görmüşsün abi. He? Bu rüyayı herhalde sen görmüşsün. Yok. Mısırla alakalı olduğuna göre. Mehmet Babali gördü. O gördü. He? Evet. Eski masalar mı? Evet biraz. Çok ilginç ama. Hepimizi susturdu. Çatıda suda mısır pişmişti. Dedim ya bir mangal yaksanız da böyle bir ateş olsun yani bilmeyelim. Dedi ki konuşma dedi. Tehlikeye giriyorsun. Lan ne tehlikesi lan mısır işte. Ya bunu koysak dedik yani mangalla. Böyle bir rüya görünce herkes sustu bu sefer. Ama dedim dikkat et Resulullah ben pişmişi ateşte yananı sevmem demedi. Sevmem tabiri yok. Ben suda pişeni severim demiş. Ben de öyle seversin abi. He? Ben de öyle seviyorum. Demiş. Allah Allah. Tamam meşref demek farklı. Şimdi niçin söyledik? Tek bir mısır tanesinden koçanını görüyor musunuz? Bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf bir kılıfta, bir kılıf bir kılıfta. Zülfülleri var, bilmem şeysi var, tadı var, şeyi var. Mesela pişirdiğiniz zaman, mesela suda pişince tuz isterseniz, ateşte pişince tuz yok. Tuz isteğin yok. Hani, abi tuz katılmadığı için, hayır. Ağzını aşağı yaparsın, tuz atardın. Yok, eline. Yani ateşte pişince tuza ihtiyaç yoktur. Ama suda olunca oluyor. Gene vazgeçirdim değil mi? Bu tarafa aldım sizi. Peki, bir tek şeyden Allah'ın böyle bir adeti var. Yani üzerine duruyorum. O kadar güzel bir mevzu ki. Allah'ın adeti varmış. Nasıl adetmiş? Bir tek şeyden çok şey çıkartıyor. Bir şeyi çok vazife veriyor. Bir sayfaya binlerce kitap yazıyor, yüklüyor. Bazı sayfasına ağaç bir kitap, nar bir kitap dedik. Öyle de insan, bu örnek anlaşıldıysa ki, epey konuştuk. Öyle de insanı pek çok enva yerinde bir nevi cami halk etmiş. İnsan pek çok enva yerinde. Enva ne demek enva? Çeşit. Çeşit. He? Çeşit. He. Neyin çeşidi? İnsan böyle çok enva. Bak öyle de insanın pek çok enva yerinde bir nevi cami halk etmiş.
Yani şimdi okuyayım ondan sonra alayım. Yani bütün enva hayvanatın, bütün envaı hayvanatın muhtelif derecatı kadar bir tek nevi olan insan ile o vazifeyi gördürmek irade etmiş ki insanların kuvalarına ve hissiyatlarına fıtraten bir hat bırakmamış, fıtri bir kayıt koymamış, serbest bırakmış, sair hayvanatın kuvaları ve hissiyatları mahduttur, fıtri bir kayıt altındadır. Ne derim bundan? Abdussamet miydi? Evet. Söyleme ne anladın abi? Mesela böyle kelime istemiyorum, cümle şeyi ne anladım? Şimdi burayı okudum. Öyle de insan, bütün eva hayvanata muhtelif derece, öyle de insan pek çok eva yerinde bir nevi cami halk etmiş. Halk etmiş yani dedi. Ondan sonra bir şey okudu. Yani insanın çeşitli olması bu insan hani içinde... İnsanın çeşitli olması yani tek bir insanın içi çeşitli olması. İnsanın içinde o sekiz bin alemi barındırıyor ya. Ha. Yani her taraftan, her türlü olay ve hadisattan etkilenme durumları farklı oluyor. Yaşantı tarzında. Çok güzel. İnsan tek şu kulübede tek bir kişiye oturmuyor. 18 bin tane en az karakter var burada tip. 18 bin karakter bir binada otursa dairede. Şu bina düşünün. 18 bin çeşitli karakter. Karakter ha. Karakter derken siyah, beyaz, kısa boylu, büyük boylu, şişman falan zayıf, sportman, uyuşuk, kadın değil. Yani huy. Ahlaken 18 bin çeşit insanın bulunduğu bina. Nasıl bina? Bir tanesi benzemiyor. İnsan böyle işte. Mesela o zaman ne işimize yarayacak bir laf mesela? Adı neydi ya? İbrahim. Benim şey, kahvaltımı hazırlayan. Evet. Allah razı olsun. Çok tatlı birisi ya. Allah hepinizi muhafaza etsin. Hasreten de seni benim yanıma versin. Çok kaliteli bir ahlakı var. Afif. Fatih. Çok kaliteli. Hani bunlar psikoloji dersi geliyor mu? Erken geliyorum. Kahvaltıyı bunlarla yapıyoruz da. Kahvaltımız yapıyor. Şimdi içimizden bir ses geliyor. İbrahim. Burayı bırak. Boş ver. Tamam canım. Öğrendin ya. Sen artık biraz da başkaları şey yapsın. Sen akrabanda bir sürü teyze çocuğun var. Sakın kuzen demeyin. Kuzen ağzınıza almayacaksınız. Yavruların uydurması. Teyzemin çocuğu, halamın çocuğu. Onlar yok edilmek için kullanılıyor. Kuzen. Ne demek? Teyze çocuğuna da kuzen, amca çocuğuna da kuzen, hala çocuğuna. Ne demek ya? Niye halayı ağzına almak istemiyorsun? Aile familyayı dağıtmak için yapılıyor. Zenginliği teke düşürmek için. Onlar da aile mefhumu olmadığından böyle diyorlar. Sen İbrahim, hala çocuğunu anlatırsın, dayı çocuğu var, teyze çocuğu var, tamam mı? Onları anlatırsın, bunu iş yap. Böyle bir istek geldi. Ne dersin buna? Ne dersin? Böyle içinde bir dürtü geldi. Ne dersin? İçine geleni söyle. Böyle bir istek geldi. Bu dedi ki 18 bin karakter varmış içeride. Buradan gitmem için... He diyor ki sana, İbrahim, teyze çocuklarını anlatırsın. Boş ver burayı bırak. Burayı bırak, ne meşgul oluyorsun, tamam zaten öğreneceğini öğrendin. Hizmet orada, teyze çocuğun, amca çocuğunu anlatırsın. Köyde, memlekette anlatırsın. Ne? Dese. Nefis. Ha, ne böyle, diyeceksin ki bunun gibi. Yani Allah Allah, orada derste dinledi ki 18 bin tane farklı karakter var. Bu istek benim mi, başkasının mı? İçeride bir istek geldi, mesaj gönderdi. Ulan bu benim mi, bir başkasının mı? Nasıl anlayacaksın? Senin mi değil mi? Ama içinde bir dürtü var. Şeytanın mı? Nefis mi? Hissiyatın mı? Latifelerin mi? Triyakilin mi? Örfün mü? Ananın 18 bin karakter. Bu düşüncenin, bu hissin, bu meylin doğru olup olmadığını nereye kıyas edeceksin? Nereye göre bu doğrudur, yanlıştır diye? Nasıl? O duygunun, o hissin, o isteğin kimin olduğunu nasıl belirleriz arkadaşlar? O nedir? Doğru mudur bu? Bir bakarsın doğru. Teyze çocuğunu anlatmak var ya. Bir taraftan olan böyle bir eğitimden gidiyorsun lan çekirdek. Sen şimdi küçük bir eğitim aldın diye dön hele daha kendini neye yeterli sen? Burada yetiş Allah'ın izniyle gelecekte binlerce ağaç vereceksin. Çünkü 10 tane tavuk mu? Tamam mı? 10 tane tavuk mu? Veya 1000 tane yumurta mı?
tabii ki tavuk üretir yani. Şimdi böyle bir hayat için teyze çocuğuna git diyor. Bunu nasıl şey yapacağız? Veya ya ranzalarda da yatılmıyor ya burada. Sen kaç yaşındasın? 13. Daha faal olan var mı? Yok değil mi? Cesur sen kaç yaşındasın? 14. Şimdi ya ranzada alt kat olan tabii çok değil mi? Şimdi ya bu ranzada ya annemin şey değil ya kalk ya koğuş kalk bilmem ne. Ya orada da okuruz. Ben gelmiyor mu içinizden? Geliyor. Benim geliyor. Bırak dershaneyi ya. Tamam bu kaç sene kaldı. Şimdi de başka kendine biraz çalış canım. Göre bırakmıyorsun canım. Göre derslere gideriz diyor. Bu düşüncelerin doğru olmadım şöyle yapıyorum ben. Şimdi bu alemde ben oturmuyorum. Şurada. 18 bin tane karakter var. Değişik adam yani. Huy. Yani ahlak. Ulan bir baktım böyle bir ses geldi, istek geldi, arzu geldi, bilmem ne geldi. Ulan bu kim? Bu kim? Nasıl anlarız? Doğru mu yanlış mı? Onu kitaba kıyas ederiz. Ha? Kitabı bilmiyorsak ehli olan abimize, hocamıza deriz ki böyle bir dürtü var. Tamam. Öyle herkese değil de kendinize bir abi seçin bu abilerin içinde. Onunla daha yakın şey yapın. Çünkü bir ona bir ona. Yani aynı bakkala giderseniz bakkal sizi korur. Ha, benim müşterimdir diye. Şöyle yapar. Alma bu yüzümü diyor, tamam mı? Sen git diyor böyle şart. Alma diyorsa öteki duyacak. Sen daimi müşterisin, o geçici adam arabayı çekti alıyor. Sen şöyle yap, sana şöyle yapar. Daimi müşterisine dikkat et. Sen de o abinin daimi müşterisi ol. Onunla bir abiyle alakadar ol. Bunların için nasıl anlatabiliyorum Abdurrahman? Çünkü benim mesleğim aslı talebeye hizmeti. Bu oluyorum, geçmişimi hatırlıyorum. Siz 14, 13, ben 17 yaşında. Bir abim vardı. Hep onunla paylaşırdım. Ama bu konuda bağlısın, olsun. Eğer ben buna söyledim, bu abiyi çok iyi biliyorum, beceremezse cevabını, bir şey der bana mutlaka, benim çevresine bakmaz ama ben iyi inanıyorum ki bu abi bunu beceremezse, kendisinden farklı birisi varsa ondan öğrenecek bana ya beni. Hasan şurayı da söylemeyi unuttum. Diyeceğine inanıyorum. Ha? Şimdi o abiye söyledim ya. Bırak sen hakikati sen araştırma. O bulsun sana getirir. Ha, şimdi içimizde bir şey geldi mi ses. Bakarız risalelere uyuyor mu? Dinimize uyuyor mu? Ha, bu fedakarlığa uyuyor mu? O zaman koyarız kenara. Tamam mı Halil Bey? Şimdi insana giriyor bu örneklerle. Demek ki insan bir nev ya. Bak. Şey insan bir tane şey fert. Ama bu bütün Allah'ın dışında ne varsa hepsi insanda kodlanmış. Domuz var, insanda yılanlık var, çakallık var. Yani çakalın cesedi yok burada da çakalın duygusu var. Çakal ne hisseder? Var bizde. Domuz ne hisseder? Var bizde. Cebrail ne hisseder? Var bizde. Mikail ne hisseder? Var bizde. Adem Aleyhisselam ne hisseder? Var bizde. Nuh Aleyhisselam ne hisseder? Var bizde. Balık ne hisseder? Kertenkele ne hisseder? Mesela mübarek böyle renkli çiçekler neler yapmak hisseder? Var bizde. Köpek. Köpeği nasıl anlarsınız dilini? Köpeği olacaksınız. Köpek de fena fil köpeği olacak. Köpeğin içine gireceksin. Köpeğin böyle hissiyatıyla hislendin mi? Onun o bakışından ne demek istediğini anlarsın. Örnek bir tane de vereyim geçiyorum. Zenginleştiriyorum ki kafanızda zenginlik olsun. Anneler bebeklerinin ağlama çeşidinden karnı mı aç, altı mı kirli anlarmış. Fena fil bebek olduğu için onun sesinin cıvıklığından altın pis, normal ağlamasına karnı mı aç dermiş. Bir ağlama çeşidi de varmış, beni aldı yalnız kaldı. Tamam. İnsan böyledir ama çakal hiçbir zaman domuz olamaz. Domuzlu hissedemez. Cebrail, Azrail'i hissedemez. Ay apayrı bir şey o. Yani hissedemez, onun işi o, onun işi de o. Yok yani öyle bir şey. Bilebilir, hissedemez. İnsan bilir ve hisseder. Ney? Allah'ın dışında her şeyi.
böyle bir fertle bütün enva gösteriyor. Cem etmiş. Böyle cemül cemiz. Zıtları da cem ettiği için camül ezdadız. Zıtların cemiyiz. Cemül cem demek çeşitlilikleri cem eden, camül ezdad, zıt, zıtları cem etmiş. Küfür de var, iman da var. Dünya perestlik var, ahiret iştahı da var. Değil mi? Dünyayı da seviyoruz, ahireti de seviyoruz. Böyle bir garip. Hepsi var. Ne bir bana bir şey söyleyin de ikisi olmasın. İman var, küfür var. Halbuki insanın bir kuvası, ha ondan sonra dedi ki kuva, hayvan mesela çakalın kokusu diyelim, değil mi, koku. Ne kadardır? Köpeğin kokusu diyelim, köpeğin. Şu kadar. İnsanın koku alma özelliği hay köpekten daha fazla olabiliyor. Nasıl olabiliyor? Hayvanın kuvasına, bu fıtratına yani 50 metreden alıyor. 100 metreden alamaz. Değil mi? Evet. 500 metreden köpek kokuyu alamaz yani. Fakat insanoğlu cihazla binlerce yerin dibini de görüyor. Binlerce ışık yılı uzaklıktaki Mars'ın, Jüpiter'in üzerindeki karakteri görüyor aletiyle. Evet. Aletiyle koku alıyor. Uyduyla oraya indiriyor. O elmaya bakıyor, tarlaya bakıyor. Tilki, kurt bir kilometreyi görüyor. İnsan aletle kilometrelerceyi görüyor. Adetsiz de yapabiliyor mesela Yakup Aleyhisselam. İşte mesela Yakup Aleyhisselam, evet o da var. Mesela başka bir aletten bahsedeceğim, koku, ona geleceğim. Çok tuhafınıza geçecek. Ben yaptım, siz de yapmışsınız ama dile getirmemişsinizdir. Mesela ben bir yemekten bahsedeyim. Muhlamadan. Fatih çok güzel yapar. Hakikaten, Fatih abiniz var ya, iddialidir böyle, iddia eder. Ben daha güzel yapayım, Hasan abi ya. Yapma ya, Resul. Şimdi, o Resul o tereyağını kızartıyor musun ilk önce veya onunla mı? Önce onu kavuruyoruz abi. Yani peki, kavurduğunu kokudan mı anlıyorsun ile renk mi? Renkten abi. Koku? Kokuyu başkaları diyor abi. Doğru başkaları, koşarak, yukarıya. Koşarak geliyor abi. O koşarak geliyor. Şimdi niçin anlatıyorum bunu, şey yaptınız hani. Şimdi bir bunu muhlama üzerinde konuşsak. Koku almaya başlarız. Aktif olur. Bizde daha önce muhlama nasıl kokar? Hatırladık değil mi? He Mehmet? Ha bak, hayvanlar varı koklar. Olmayanı hayal edip o kokuyu diyemez. Çapına bak. Muhlama kokusu, balık kokusu duruyor değil mi? Köpek kokuyu alınca aktif olur. Biz düşününce of be ne kokuyordu ya. Bak ne dedi? Ben diyor kızartmasını gözden anlarım ama kokuyu başkası fırlar diyor. Ben beni kıstı diyor. Altıncı kat değil mi? Üçüncü kattan. Üçüncü kat mutfağı ya. Şimdi o mutfaktan gelen bir şeyi yukarıdan aşağı, eğer muhlama imam böyle şeyler oldu mu kahvaltıda, merdivenler seni hareket ediliyor. İşte ben tamam. Fakat normal kara tavuk olduğu zaman zeytin iki dümdüm bir gümgüm doğru aşağıya. Hani bir hasta geliyor. Bakın konuştuğumuz yemeğin tadı hatırlamadık mı? Allah Allah ne lezzetmiş ya vallahi acayip bildin o muhlamın altındaki o yapışma şeyi veya o kokuyu. Ha hayvanlarda bu yok. Tat alma insanda çok üstün. Nar konuşalım. Nar. Allah limon nasıldı? Tat ağzınız sulandı mı? Evet. Evet. Bak ama sıra dese ki limon sır. Bak daha ismiyle ağzımız sulandı. Tadı görüyor musunuz? Daha sesle tad almıyorsun. Sesle tad alıyorsunuz. Mesela sesle tad alıyorsun. Muhlama dedim. Bak insanın kuvalarına hap konulmamış. Dur daha maneviyata girmedik yani. Maneviye konuşmuyoruz böyle. Şimdi zahirde yaşadığımız hayattan konuşuyorum ben. O enfuse girmiyorum tabii. Esas enfus ders.
Enfes bir enfus dersi bu. İnsanın kuvalarına hat konulmamış. Bir tane de örnek vereceğim, tamam. Ağızdan parçalar. Demir kapıyı kapattın, parçalayabilir mi daha sizi? Parçalayabilir. Parçalayabilir mi? Yok. Demir kapıyı kapattın, tamam. Parçalar açıda dolaşıyor. İnsan geliyor, kapıyı kapattın, giremedi değil mi? Komple binaya vay uçurur. İnsan o. Yani inno kâne zâluma cevura. Şimdi aslan mı daha cahil insan? Aslan. Bir bomba atıyor, 1 milyon insan ölüyor. Atom bombası. Aslan da 2 kişi. Yani şimdiye kadar beşer dünyasından 5000 kişi, 1 milyon kişi, 1 milyon katletmemiştir aslan. Ya mümkün değil ya. İnsanı. Ama insan Amerika 63 milyon 300 bin, Rusya 63 milyon 500 bin, Çin 67 milyon insan katletmiş. Avrupa, Hollanda, Belçika'nın, Portekiz, İspanya'nın kolonileri sömürdükleri yerlerdeki insan sayı bilinmiyormuş. Gittikleri adaya ilk defa çıktıkları için ne yaptıkları bilinmiyormuş. Onun için 100 milyon mu falan değil. Bunlar böyle katil ve cani. Hem tarihi bilgi veriyorum, hem örnek diyor. İnsanın canavarlığına da hat konulmamış. Koku almasına da konulmamış. Ve unutulmuş mazi kokuyu tekrar aktif edebiliyor. Tadı aktif edebiliyor. Mevcudu alabiliyor. Alet de alabiliyor. Halbuki insanın her kuvası, insanın mesela koku alması, merhamet duygusu, sevmesi, nefret etmesi. Köpeğe vurursun, 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 kaçar. Biraz sonra gelirler geldi. Gelirdim. Biraz sonra gelir, böyle böyle gelir ama hiçbir şey yokmuş gibi sana sarılır yalar. Ama sana 2 tane fırça atsana, 2 gün unutamaz. Sığırın yanına gidin, Kur'an okuyun. Hey! Kemençe çalın, türkü söyleyin. Hey! Kur'an'la türkü aynı. Sığırın. Ama insana bir laf diyorsun, tam 2 sene sonra sen bana falan yerde böyle demiştin diye unutamıyor. Öyle mi? Önümüze koyuyor biliyor musun? 2 sene geçmiş o lafı dedi ki, abi o yutulacak laf mıydı? Lan ben sana muhlama vermedim ki. Nasıl yutulacak? Abi yutulacak, şey yapılacak, kazmedilecek bir laf mıydı ya ki unutayım? Kaç sene önce? Dedi ki abi 7 sene oldu. İstersen 70 sene olsun diyor. Bak 7 sene önceki bir lafımın önüme koyuyor. Niye azmedemedi? Azmedilmiyormuş. Ama ne kadar taş gibi şeyler azmettik. İnsanoğlu böyle bir garip bir mahluktur. 2 sene sonra intikamını alıyor. Halbuki insanın her kuvası, böyle her bir hissi, merhameti, şefkati, hayası, fedakarlık da öyle ha. Bak şu anda 13 yaşındasın, 14 yaşındasın. Daha önce de söyledim, sen kaç yaşındasın? 14 abi. Onda kaçta gelmiştin, 11 miydi? 13 miydi? 12. Bak o zaman da söylüyordum değil mi? Biraz da sabret. Bak bu fedakarlığınızın, bak bu da kuva, sabır kuvveti. Burada 3-4 sene sabırla bu eğitimi almak, 13 yaşında, 11 yaşında, bu ne olacak biliyor musunuz? Dünya ve ahirette hayatınızın çekirdeği olacak. Bak dünya ve ahirette. Ben 53 yaşındayım gençler. 53 yaşındayım. 17 yaşında Nurlar'ı tanıdım. Ben Nurlar'da tanıdığım zaman yaptığım o fedakarlık. Dershanede kaldım. Okudum. Şu anda onların meyvesini yiyorum. Sonsuz inanıyorum. Allah'tan da ümitliyim. Sonsuz ezeli ve ebedi bir alemde diyeceğim. 3-4 sene fani bir fedakarlık nihayetsiz bir hayatın çekirdeği oluyor. Ben sizi teşvik için söylemiyorum. Benim. Ben de mektepte okurken dershanede kaldım. Ama hep hatırladığım talebeyi görünce hep kurada ranzada ikinci, hep üst kat çıkmasına hep üzülüyorum. Hiçbir zaman alt bana hiç düşmemiş. Biliyorsunuz ısınan havalar hep yukarıya çıkar. Tamam mı? Anladınız mı? Talebe yurdundaki kokumuşlar hep yukarıda. Aşağınız var ya, söz verdim. Geleceğim Allah'ın izniyle. O
Koğuşta yatacağım mı Allah nasip etsin? Ben istiyorum yani, siz değil mi? O geçmiş hatırı. Yani 3-4 sene fedakarlık yapacaksınız ama vallahi bak şu anda ben cennet asabi bari yaşıyorum. İnsanlık inim inim inlerken, örnek için söylüyorum, ben Allah'ımdan, ahiretten, hem imanımdan hem ümidimden ümitliyim. Allah'tan Allah var diyor. Tamam? Ümitliyim. Dünyada iman ve ümit gibi âli sermaye, büyük nimet, ondan başka bir şey bilmiyor. Hulusi abi de Bağla'da öyle diyor zaten. İman ve ümit gibi âli sermaye varken. Kaçıncı sayfada diyor bunu? Diye bilen var mı? Büyükleri soruyorum. Evet, 47. sayfada. İman ve ümit gibi âli sermaye var. Belki ilginizi çeker diye. Şey, internet manasında şey yapmayın, anlamayın da. Yani çünkü çok orijinal bir şey. Yani bir insanı Allah kendisini vermesini nasıl gösteriyor? Allah kendisini veriyor bir insana. Nasıl yapıyor? Abi şöyle soru sorayım da ondan sonra. Gençler size soruyorum. Siz en çok sevdiğiniz bir şeyi, hiç sevmediğiniz, nefret ettiğiniz bir kişiye verir misiniz? Evet. Aferin lan, sen nerelisin? Sivas. Hemen nasıl fırladın vermem? Doğru. Bir daha. Bak, en çok sevdiğinizi ne olabilir hayal edin. Sen en çok seni iyi seversin. Yani imanın dışında, iman yok. Ha? En çok sevdiğin namus olabilir mi? Olur, aynen. Namus, anneni, yakınını. Aynen. En çok sevdiğin? Annem. Annem. Hiç sevmediğin insana tövbe yani teslim verir misin? Yok. Seyahat et bununla. Asla. Değil mi? Allah'ın en çok sevdiği şey nedir? Peygamber. Yani bize verdiği? İman. Kim dedi onu? Aferin. Allah en çok imanı seviyor. Çünkü peygamberin imanı çok yüksek olduğu için, onun için peygamberi çok seviyor. Sebebi iman. Peygamberin imanına yetişilmediği için onu çok onu seviyor. Çok sevdiği için imanı değil. Çok büyük imanı olduğu için. Tamam? Allah en çok sevdiği imanı hiç sevmediğini verir mi? Vermez. Vermez. Sen en çok sevdiğiniz, sorun mesela söyleyeyim, o ortada olan sarışın kardeş sen ya. Kaç yaşındasın abi? 15,5. Çıkartma, benim yaşıma girince düşürürüz. 15,5. En çok sevdiğim nedir? Annen midir, şey midir, para mıdır, araba mıdır? Ne, ne seviyorsun? En çok ne? En çok kimi seviyorsun? Ha? Mesela kardeşin var mı? Var. Var değil mi? İkizi var abi. Ha? İkizi, nereden, burada mı ikizi? Allah! O zaman ikizine sorayım. Sen en çok kimi seviyorsun? Kardeşim. Bunu mu? Bunu. Babandan da mı? Onlar beraber. Vay be, maşallah. Şimdi, hiç sevmediğim bir adam var. Katil. İnsan seri katili. Canavar. Ne etti, ne yapacak öyle. Ne? Bununla en çok sevdiğin kardeşini seyahata verir misin yani? Hayır. Ha. Şimdi, Allah'ın en çok sevdiği imandır. En çok sevdiği kişiye veriyor. İmanımız var mı? Var. Var elhamdülillah. Allah bizi seviyor değil mi? Gördün mü? Allah bizi seviyor mu diye endişe etme. Allah sevdiğine delil, sevdiğini sana vermesidir. Değil mi? Peki nasıl anlarız Allah imanı verdiğini? Bir, Allah'ın sevdiğini seviyoruz. Allah'ın sevmediğini sevmiyoruz. Allah'ın sevdiği işleri yapıyoruz. Değil mi? Bu hadisi kutsiler sayıyorum. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Başka ekleyebilecek var mı hadiste kalmış veya risalede? Allah bir kulunu severse imtihan eder abi. İmtihan eder. Sevmediğini bırakır mı? Evet. Mesela bak, İbrahim'e bir derece vurabilirim. Vurdum bak. Peki size vurabilir mi? Vuramam. Tokat kime vurulur? Yakın olanlara vurur. Allah sizi imtihan ediyor, tokat diyor, sıkıntılar din için çekiyorsanız Allah sizi seviyor. Allah bir insanı bıraktı mı günahından, hatasından dolayı hiçbir şey yapmaz.
öyle bırakır. Eğer bir şey yaptınız da, hadiste var, elini kestin mutfakta. Ya ne anlatıyorsun, nereden şey oldu falan diyeceğine, kim koydu bunu? Hemen şöyle yap, ben yaptığım için tesir eder. Bugün elimi kestim de onun için söylüyorum. Bunlar keserken elimi batırdım. İlk yaptığım şuydu, Allah şahit. İlk yaptığım, yalan Allah şahit olsa kafir olur. Bak, elimi batırdım çok fena, nasıl fışkırıyor? İlk şöyle yaptım, estağfurullah, estağfurullah, ya Rab, estağfurullah. O acıdan hemen 10 dakika önce yaptığım hatayı hemen hatırladım. Birisi vardı odama geldi, ona kızdım. Biraz gönlünü aldığım gibi oldu ama haklıyım zannettim. Elim kesilmesine bakılırsa değilmişim. Veya o hak etmediği kadar mı daha fazla fırça atmışım? Yani burada kısacası ben haksızım. Elim battığı zaman nasıl fışkırıyor biliyor musunuz? Sonra batladı, Mehmet batladı bizim karnılatıyla. Namazda öyle abdestler. Hemen ne yaptım? Niçin tafsilatla anlatıyorum? Yaşayanan bir şeyi anlatmıyorum. İlk şöyle yaptım. Estağfurullah, estağfurullah. Batmadım bile elime. Estağfurullah, estağfurullah. Ya Rabbi affet, ya Rabbi. Onu da affet, beni de affet. Risale-i Nur hürmetine, dershanenin şahs-ı manevi hürmetine falan falan saydım böyle. O ağrı, yani o ağrı bedensel ağrı olarak kaldı. Vicdanen ağrım değil, lezzet inkılap etti. Hemen estağfurullah dedim. Hemen alıştım ya. Siz de alışın gençler. 13 yaşındasınız, 14 yaşındasınız. Hemen estağfurullah. Allah, veya şu ikincisi. Allah belanı versin. Kim koydu lan şunu? Lan sakallar. Burada ne civarlar? Bağır çağırma değil. Estağfurullah. Beşer zulmeder. Kader adalet eder. Annenin sakallığıyla kardeşinin dikkatsiz onu koymasıyla sandalye sana Allah kardeşinin sandalyesiyle tokatlıyor. Hemen şefkat tokatı hemen şey yapacağız. Demek ki insan böyle bir mahluk. Halbuki insanın her kuvası hadsiz bir mesafede cevelan eder. Bak hadsiz. Uzağı cihazda görür, düşüncesiyle görür, hayal eder. Gibi gayri mütenay canibine gider. Çünkü insan Halik-i Kainat'ın esmasının nihayetsiz tecellilerine bir ayna olduğu için kuvalarına nihayetsiz bir istat verilmiş. İnsan niye وَلَكَدْ كَرَمْنَ beni Adem. Niye mükerrem? Çünkü kuvalarına, istidatlarına, kabiliyetlerine, hislerine, merhametine, şefkatine, hayasına, zalimliğine, aslandan ondan misal verdim. Demek kapıyı kapatırsam bir şey yapamaz. İnsan bile komple götürür. İnsana, kuvalarına yani bu duygularına had konulmamasının sebebi, esmasının nihayetsiz mertebesinin göstersin, yaşasın, hissetsin, düşünsün diye. Mesela çakal böyle oturup da leşi hayal edemez. Yok yani. O gelirse heyecanlanır. Biz düşünerek onun peşine koşarız. Ha, insana bir de bir dakika söyleyeyim bu misali söylediklerimi de okuyorum. Halbuki insanın her kuvasına, merhametine, şefkatine, hayasına, kokusuna, fikrine, idealistine, güzel yaşamasına, beka arzusuna, her kuvası aşkına, hadsiz bir mesafede cevelan eder. Hadsiz bir mesafe. Sırf dünyayı değil ahireti de seviyor. Fani de beka istiyor. Gayri mütenay canibine gider. İnsanın fıtratının ucu gayri mütenay canibe gidiyor. Çünkü insan Halik-i Kainat'ın esmasının nihayetsiz tecellilerine. Esmanın drr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 
devamlı yanıyor zannediyoruz, saniyede 60 defa yanıyorsa dırrrr gibi esmanın nihayetsiz meratibine, tecellilerine bir aynı olduğu için kuvalarına nihayetsiz bir istirahat vermiş. Yani insan her çeşit koku, her çeşit zulmü, her çeşit sevgiyi, her çeşit şehveti, her çeşit gadavı, her çeşit muhabbeti yapabilir. Çünkü bu esmanın nihayetsiz mertebesine aynı olsun diye. Mesela insan hırs ile bütün dünya ona verilse hemin mezit diyecek. Ne demek hemin mezit? Daha yok. Daha yok mu? İnsana bak, öyle hırs verilmiş ki hemin mezit diyor. Halil. Evet. Yok mu başka? Bu Çatalca'yı verseniz İstanbul ister. İstanbul verseniz güneş sistemini ister. Bir hırs girdi mi gövdeye onu sarmalar. Bir günah seyrettiniz mi internette video? Hiç şansınız yok o akşam. Artık o video o videoyu getirir. O video bir günah günah celbeder. Fiziğe ters çalışıyor maneviyat. Fizikte eksi artıyı çeker.
Artı artıyı iter. Eksi eksiyi iter. Ama maneviyat maneviyatı çeker, günah günahı çeker. Bir girdiniz mi? Eğer şu, seyretme etmeyimi bir video geldi sağda ya. Bak tıklayayım, tıklayayım. Eğer tıklamamaya, basmamaya gücün yetmemişse bir tanesine, ondan onu seyredince, daha sıfırdı, günah yoktu. Onu seyrettikten sonra alacağın günahla ikinci videoya durdurma şansın yoktur. O bitti. Fren bağlata şey olmuştur. Onun için insan hırsı girdi mi, bir insana demeyin de, Allah belanı versin diyeceğine, kızacağına şöyle de, Allah hırsını arttırsın. Veya dünya hırsı kalbine koysun. Sakın demeyesin Said. Hem mezit diyecek insan, hem hotkanlığıyla, hotkan, bencil. Hotkan ne demek? Bencil başka? Gururlu. Kendini düşün. Yani ne? Gamsız. Yani. Gamsız ya. Fak balığı, haç. Din varmış, haç. Hizmet varmış, haç. Zekat, sadaka verecekmiş, haç. Erzurumlar öyle der. Haç. Erzurumlu fizik hocamız vardı. Ona ders çalışın diyorum ama hiç çalışmıyorsunuz. Ne biçim, ne iş diye kulak ardı yapıyorsunuz diyecekler ama. Pascal kanununa çalışın, hiç umurunuzda değil. Hiç unutmuyorum. Pascal kanunu haç. Pascal kanunu haç derdi. Şimdi hizmet varmış, haç. Kızmasın Erzurumlar. Hotkanlıyla, hot gam, hot endiş, hot bin. Yani kendi merkezi, hot gam, gamsız. Hiç, kendi menfaatına binler adamın zararını kabul eder ve herkese. Mesela uşkurunu tatmin etmek için mesela Mesut, ustadı misali, Mesut şahsiyeti ve aileyi hak ile eksan eder. Küçük bir menfaati için adamı dolandırır, şirketi batırır. Adamın küçük bir şeyinden dolayı o akşam, o gün moralı bozulmasına sebebiyet verir. Mesela iş yerinde çalıştırır, aylığını vermez veya keser. Bilmez ki ben buna zulmetiyorum gibi gözükürken buna zulmetmiyorum. Bunun eline bakıp bakan, ekmek bekleyen çocukların karısının rızkını kesiyorsun. O çocuk babaanne ekmek getiremedi. Çünkü patron vermedi. Onun rızkını kestiğini zannediyor ama çocuğun ekmeğini çaldı. Biliyor musun? Ve hakeza insan böyledir. Ahlak-ı seyyide hadsiz derecede inkişafların olduğu ve Nemrutlar ve Firavunlar derecesine kadar gittikleri sigay-ı mübalağa ile zalim olduğu gibi ahlak-ı hasenede dahi hadsiz bir terakkiyata mazhar olur. Enbiya ve Sıddık'ın derecesine telakki eder. Çabuk geçiyor. Zamanım geçti. Yani insan böyle aşağılığı olduğu gibi peygamberlik makamına çıkar. Son paragraf düz okuyorum. Hem insan hayvanların aksine olarak hayata lazım her şeye karşı cahildir. Her şeyi öğrenmeye mecburdur. Hadsiz eşyaya muhtaç olduğu için sigay-ı mübalağa ile cahildir. Hayvan ise dünyaya geldiği vakit hem az şeylere muhtaç, hem muhtaç olduğu şeyleri bir iki ayda, belki bir iki günde, bazen bir iki saatte bütün şerait hayatını öğrenir. Mesela ördek çıktığı gibi bir saat belki sürmez yüzüyor. Hemen birkaç saatte sığırın yavrusu ayağa kalkar. İnsan iki senede ayağa kalkamaz. Mesela kedi vesaire herkes zararını karını biliyor. İnsan ise nihayetsiz her şeye mazhar olduğu için esmamet öğrenmeye de öğrenme mertebelerinin nihayetsizine de mazhardır. Ondandır ki bir de bunu dikkat edin bu cümleye. İnsan bu dünyaya insan olarak gelmemiş, insan olmak için gelmiş. Her doğan insan adayıdır. İnsan değildir. İnsan olabilir. İnsan, yani masum, 40 bulu çağına kadar masum. Yani masumiyet, bizim kastettiğimiz ilim yaparak terakki eden bir insan kastediyorum. Yoksa insan olabilir, masum bir insan deniliyor, masum. Demek ki biz bu dünyaya
İnsan olmak için gelmiş. O zaman eğitim alması lazım. Ördek bir saat sonra yüzer. Ondan sonra sığır bir saat sonra ayağa kalkar. Kuş da 20 günde hayat şartlarını tamamen bitirir. İnsan 2 senede ayağa kalkar. 20 senede ancak kar ve zararını bilir. Dinak olmasa en bedbaht mahluk diyor ya. Ya dinak olmasa en bedbaht mahluk olur. Haşere diyor abi. Haşere. Allah Allah. Güya bir başka alemde o hayvanlar tekamül etmiş, öyle gelmiş. İnsan ise 1-2 senede ancak ayağa kalkar, 15 senede ancak menfaat ve zararı fark eder. İşte cehul mübalağası buna da işaret eder. Yani insan bu cihette cahildir. İnne kâne zaluman cahula. Hayata cahildir ama yaratılış hakikatine zıt olduğu için zalimdir. Ama asla Allah'ın yarattığı itibariyle velakat keremle beni Adem'dir. Bütün insanların Nusay camiasıdır. Bütün mahlukatı 18 bin alemi cem ettiği için en mükerremdir. Nusay-ı alemdir. En camidir. İşaret edeceğiz de Hazreti Ali buna şey yapıyor. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.